Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Neonat'ın yepyeni modellerinden birisi daha görücüye çıktı. T4.70B versiyonu. Bunlar arkadaşlar, ben bunu ilk geldim 4 silindir olarak görmüştüm. Uzunluğunu normal 3 silindirle göre daha uzatmışlar. Ben bunu 4 silindir sanıyordum ama gerçekten 3 silindirmiş halen daha. Bayağı açı verilmiş. Traktöre boyunu uzatmışlar. Şimdi bunun böyle teknik verilerinden, artılarından, eksilerinden neyi var ne yok sizle beraber konuşurum. Evet, Neonat T4.70B. Yeni tasarım, kamu rail motor var. Üzerinde yerli motor var ama kamu rail. Yüksek basınçlı enjeksiyon sistemi var arkadaşlar. Tasarım bildiğimiz artık bu. Bahçelerde bu tasarıma döndü Neonat. T580S versiyonu da aynı yine. Bu şekilde T580'ler de kalmadı artık. Onlar da üretimi duracak. Zaten tasarım çok güzel. Zaten bu tasarımı biliyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Çok güzel bir tasarım var. Bize daha çok bu traktörün ebatsal kullanışlılığı, konforu, pratikliği, bunlar daha çok ilgilendiriyor bizi. Hadi motor teknik verilerinden başlayalım. Arkadaşlar 65 beygirlik bir traktör. Elektronik olduğu için güç artırımı var. Zorlandığında 70 beygire çıkabiliyor ama bizim için önemli olan 65 beygir nominal gücü. Şimdi tork değerinden bahsedelim. 291 Nm tork sunuyor. 3 silindirli S8000'in motoru var. 2.9 litrelik motor hacim var. Bence 2.9 litrelik motor hacmi daha az yakıt yakar. Çünkü motor hacmi yüksek değil. 3300-3700'lerde değil. 2.9 litrelik motor hacmi gerçekten yakıt olarak artı sağlayacaktır. Ya bayağı bir uzatmışlar traktörü. Genişliği de bayağı bir geniş. Yani meyveciler çok sever böyle bir traktörü. Ben açıkçası bu ebatları çok severim. Ağırlığından bahsedelim arkadaşlar. Tam 3 ton ağırlığı var. Artı olarak önde 6 adet ağırlık var. Önde. Yine arkada da arkadaşlar 1 adet ağırlık vermişler arkada. Çok genişletmişler arkada da ya. Bayağı bir genişlemiş ya. Buraya bir tane de ağırlık istiyor aslında. Daha güzel olurdu. Ama yine de 3 ton az değil ya. Az değil. Şimdi depoyu arkadaşlar soldan almışlar. Üstte alt depo yok. Üstte depo olmamasının iyi yönleri, arka görüş alanını daha serbest olacaktır. Burada olması yüksek olduktan sonra sorun yok. Eğer yüksek olmasa, alçak olsaydı burada problem teşkil ederdi. 60 litre yakıttan kapasitesi var. 65 beygirli bir traktör için 60 litre yakıt tankı böyle sınırlarda arkadaşlar. Çok iyi değil aslında. Biraz daha yükseltebilseler daha iyi olur. Sınırlarda bu. Lastikler yine Starmax'ın. Ya şunları bir lassa, bir daha BKT gibi lastikler istiyoruz artık. 280'e 70 18 inç. 380'e 70 28 inçte arka lastik abatları var. İçine geçeceğiz ama önce arkalardan devam edelim. Evet. Yani komple değişmiş ya. Şu tasarım komple plastik yapılmış arkası. Yine burada bir reflektör. Şu gördüğümüz bir stoplanması bildiğimiz. Buna yine indirebildiğimiz. Şöyle indirelim. İyi. Yeri güzel. Kaldırdığımızda iyi değil ama indirdiğimizde yeterli olur. Sorun olmaz. Çok geniş bir traktör yapılmış. İstersen bunu daraltabiliyorsunuz canım. Onda sorun yok da. Geniş yapılmış yani. Özellikle bu traktör geniş. Evet evet. Düzelttiğinde sorun olmaz. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. İnşallah fuarları hiç kaçırmıyor. İnternette sürü bizi takip ediyor. Ne yapalım? Yalnız şu kolu vermiyorlar yani. Birçok firma vermiyor şu ara demiri. İnce veriyorlar ama kalınlaştırmışlar. Yok, ince bile vermiyorlar. Hiç vermiyorlar yani. Şimdi ama bak burada Neonat T4 serisinde, TD4'lerde de veriyordu bunu. Bu demiri veriyor. Çok güzel. Bu yerli. Ya motor da yerli. Kendisi de yerli. Arkadaşlar pistonlar var. Kaldırma kapasitesi 2800 kilogram kaldırma kapasitesi var bu traktörün. Şöyle bakıyorum. 4 adet çıkış, 65 beygir. Bu 6 adet isteniyor artık. Bu standartlarda diyelim ya da standartın alt sınırında diyelim. Yeterli ama yeri geldiğinde de yetersiz kalabiliyor. Bu 6 adet çıkış her zaman iyi olur. Hassasiyet orta koldan alıyor. TD4'ler. TD4.B serisi yan kollardan alıyordu. Bu orta koldan alıyor. Çalışma lambasının yeri buraya almışlar. Oraya düşünmüşler. Ters çevirip alta bağlayabilirler böyle. O zaman şu altta kalır. Burada bir boşluk alan var çünkü depo burada değil. Bunu aşağıya alabilirsiniz. Onda sorun olmaz. Türk traktörün yazısı.
Şöyle plastik, güzel bir plastik var. Arkadaşlar, kuyruk milli, çift kuyruk milli devri var. Pehlivan çekisi, düz çekisi ama 5 tur ekonomi kuyruk milli de var. Yan gergi kuvvetli. Şu yan gergilerin yeri, konumu güzel. Kırılmaz kolay kolay. Şimdi içine geçelim. Şu şamandırası. Bunun altında şamandıra var. Deponun içindeki yakıda gösteriyor. Şurada bir tutamaç. Burada bir tutamaç. Buradaki motor ne şu anda? Nasıl? Motor. Ha bak, motor açılmışken motorunu göstereyim. Yerli motoru var abi. 3 silindirli, tamam mı? Şeyin S8000. Hani Türk traktörün kendi motoru var. Kapaklar ayrı ayrı ama bak, farkında mısın? Tamam. 1, 2, 3. Kapaklar ayrı. Tamam. Kapak değil yani, ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Blokları o şekilde döküm yapmışlar. 1, 2, 3. 3 silindir oldu. Buradan belli. Hadi açılmışken şöyle gezelim. 68 mi? Beygir gücü mü? Evet. 65. 65 ama 70'e yükselebiliyor. Evet. Şurada. Şöyle. Ne? Şu öndeki. Şu öndeki ne? Bu yağ soğutucu. Bu? Yakıt soğutucu. Evet. Intercooler. Normal radyatör. Radyatörün yedek su kabı. Hava filtresi. Bu kontrol ünitesi. Benim erkekte de bundan var. Bundan mı? Bu yassı oluyor böyle. Daha böyle power core diyorlar bunlara. Burada sigortalar. Arka hidrolik yağını. Sağ olun, teşekkürler. Burada hidrolik yağını koyduğumuz bir nokta var burada. Kap var. Ulaşması zor ama. Sadece bir kere koyuldum. Bir tane koyulmaz. Şöyle. Burada hidrolik filtresine bir koruma yapılmış. Artık sensörüne zayıf kalmış. Şu çok zayıf. Buradan taş gelirse bunu kırabilir. Malzeme çantasının yeri güzel. Korunaklı yapılmış. Kaputu kapatalım. İçine geçelim. İçinde neler var bakalım. Bunlar da orada. Gelecek 55. Güzel. Hadi bismillah. Siz abone ol tuşuna basarken ben de içine giriyorum. Hadi bakalım. İnmesi binmesi geniş. El freni böyle geliyor. Şöyle çapraz dönüyor. Düz gelseydi burada ayak çarpabilirdi. Çapraz döndürmelerinin artısı olmuş. Sürüngenli sistemli. Sürüngenini burada takıyorsunuz arkadaşlar. Sürüngenini. Kuyruk milim testleri. Buradan seçiyorsunuz. Şöyle boş. 5 tur ekonomi. Yani ikinci vitesi oluyor kuyruk milim. Şu da birinci vitesi oluyor. Şu da arka tekerlerden hareketini alıyor arkadaşlar. Şu da boşta. Şurada bir file yapılmış. Buraya bir şey koyabilirsiniz. Telefon koyarsın. Çizili telefon da. Başka bir şeyler koyulabilir yani. Niye koyulmasın? Lazım olur. Koltuğu genişletmişler. Binme inme alanı genişlemiş. İçeriden böyle. Ama debriyaj çok yumuşak ya. Mekanik şatıl. Ama debriyaj çok yumuşak. Süper. Evet. Göstergemiz önceki göstergeden. Benim sevdiğim gösterge. Dijitallerden önce şunu seviyorum. Çünkü ekran çok okunaklı. Şurası görüntüsü falan çok güzel. Diğerleri de zaten bildiğimiz, aşina olduğumuz gösterge tipleri analog. Bu gösterge daha okunaklı. Mesela çok güneşli alanlarda. İndirme bayağı yüksek. Direksiyon ayarı bayağı bir yüksek. Şöyle şuralarda kalsa bayağı bir yüksek direksiyon ayarı var. Mekanik bir ileri geri şatıl var. Sert biraz. Biraz sert. Burada da takviye vitesi var arkadaşlar. Şöyle sürüngen, takviye, seyri. 3 kademe. Biraz sert. Vites çok yumuşak arkadaşlar. Vites geçişleri çok yumuşak. Bir aldığımızda, gaz pedalına bastığımızda şuraya çarpıyor. 2'de bir şey yok. 3'te de biraz çarpıyor. 3'te de biraz çarpıyor. 4'te bir şey yok. Yani 1 ile 3'te 1 ve 3'te ayağınız çarpıyor. Biraz rahatsız edici. Frenin yeri güzel. Konumu güzel. İnşallah sağlamlığı da güzeldir. Debriyaj çok sevdim. Debriyaj çok yumuşak. Testlerimiz böyle. Şimdi sağ tarafa doğru geçelim. Dur, sağ taraftan önce şurası var. Şu tuşlardan bir başlayalım arkadaşlar. Şunlar yol bilgisayarın tuşları. Kuyruk mini sensörü aktif ettiğiniz ya da deaktif yer kapattığınız tuş. Akü şalteri arkadaşlar. Şurada çalışma lambası. Sinyallerimiz burada.
Kısa uzun, kısa uzun. Şimdi diferansiyel ekildi burada. Basıyorsunuz. Diferansiyel ekil devrede şöyle çıkıyor. Şöyle basıyorsunuz devrede. Buna çok dikkat edin. Çıktığınızda, tarladan çıktığınızda bu diferansiyel ekildiğini açık unutmayın. Kapalı tutun arkadaşlar. Bu çok önemli. 4x4'de yine tarlada takın. Şu 4x4 elektrohidrolik şeklinde düğmesi. Tarlada çıktığınızda, düz asfalta çıktığınızda, sert bir noktaya çıktığınızda bunu da lütfen buradan çıkartın. Ya da yüksek hızla ulaşacağınızda çıkartın. Bunu da unutmayın. Çünkü bunda frene bastığınızda 4x4'te frenleme sistemi var. Onun için gerek yok. Dörtlü flaşör. Servo kuyruk mili. Şanzımanı, debriyajı, servo yumuşak yani. Buna çalıştırdım, stop ettim, tak atıyor bunlar. Böyle çalışıyor, şöyle duruyor. Kontağı buraya almışlar. Şimdi sağ tarafa geçelim. 4 adet hidro çıkışı vardı arkadaşlar. O 4 adet hidro çıkışının konumu burada. Burayı ben pek hoşuma gitmedi. Şu renginden mi hoşuma gitmedi acaba, yoksa tasarımsal mı? Mesela bu burası dikiniyor. Buradan ağaç gelse. Şurası güzel. Bu tutamaç güzel de. Bu tutamacı da şöyle yapsalar şuradan bunun üzerine denk gelecek. Yapamamışlar. Mecburen bunu, şu kalıp büyük olduğu için bunu yukarı yükseltip ondan sonra bıçağa inip ondan sonra bıçağa indirmişler. Ne yapabilirlerdi? Buradan çıktınız ya. Buradan düz gelirdiniz. Ama bu kol var. Yine gelemezsiniz. Mecburen yine en mantıklısı bu olmuş. Bu da çok yüksek kalmış. Çalışma lambası, hidroliğin kaldırıp indirme liftomatiği düğmeli, çift devir hafıza alıcı, el gazı burada. Bu sadece bu tasarımı hoşuma gitmedi. Çok düz yapılmış, kaba yapılmış. Şuna bir elektrik çıkışı verilmiş. Hidrolik kolların yeri, konumu güzel. Pozisyon kolu, hassasiyet kolu, yerleri, konuları güzel. Arkaya bakıyorum, arkada görüş hakimiyeti çok iyi. Ben buradan bütün ekipmanı takmasını, sökmesini, çalışmasını görebiliyorum arkadaşlar. Evet evet, arkanın görüş hakimiyeti çok güzel. Ama şu çok kaba duruyor. Şu çok kaba duruyor. Neden acaba? Bunu neden böyle yapmışlar? Neden yapmışlar? Hidrolik kollarının, şuna bakın, ben buradan bunlar hareket ediyorum. Bu hidrolik sistemi bu çamurun üzerinden gelip buradan sisteme dahil oluyor. Onun için bu hidro kolları burada kaba bir görüntüye neden olmuş, oldurmuş yani bunu. Ne yapabilirlerdi? Bunu elektronik sistem yapabilirlerdi mesela. Küçük şöyle. Elektronik sistemle yapabilirlerdi. Bu burada burayı kabalaştırmış biraz. Tamam. Orada çok yorum yaptık. Şu tutamaçtan yeri falan çok güzel ya. Çok güzel. Bayağı bir geniş bir traktör olmuş. Onu söyleyeyim. Tam böyle meyilli yerlerde, meyilli bahçelerde çok güzel olacak. Tamamdır. Koltuk geniş arkadaşlar. Koltuk bayağı bir geniş yapılmış. Rahat. Koltuğu rahat. O tarafın dekorasyonu çok güzel değil sadece. Geri kalan güzel. T4.70B. Çok geniş tutulmuş. Şu jantın içi falan komple çevrilmiş. Bunu isterseniz çevirip daraltabilirsiniz. Mesela bunu çivatayı söküp şunu öne aldığınızda, çivatayı sıktığınızda hemen daralmış olur otomatikman. Normal haline döner. Bu biraz anormal şekilde geniş. İsterseniz bunu hemen daraltabilirsiniz. Çok bir iş değil yani. Kolay bir şey. Evet. T4.70B'den böyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.